yerel seçimlerine önümüzde sadece birkaç gün kaldı. Pazar günü tüm seçmenlerimiz sandık başına giderek vatandaşlık görevimiz gereği nasıl idare edilmemiz ihtiyacı doğrultusunda oylarımızı hepimiz kullanacağız. 7 Haziran genel seçimlerine sayılı günler kala CHP Marmaris İlçe Teşkilatı bir basın toplantısı düzenleyerek seçim bildirgesini yazılı ve görsel medya aracılığıyla kamuoyuna açıkladı. CHP İlçe Başkanı Mehmet Oktay bildirgeyi okumadan önce kendileri gibi diğer siyasi partilerinde seçim çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğünü söyledi. Kendi dünya görüşleri kapsamında diğer partide görev alan insanları da tebrik etmek istiyorum. Hakikaten bu sıcak mevsimde, bu zorlu koşullarda, inandıkları değerler doğrultusunda herkes kendi olanaklarıyla seçim kampanyasını yürüttüler. Ve bir tebriği de, bir teşekkürü de şunun için yapmak istiyorum ki, gayet düzeyli, Marmaris anlamında gayet düzeyli, seviyeli, ölçülü bir seçim kampanyası gerçekleştirdik. CHP açık ara önde. Bu seçimde %55'in üzerinde bir oy bekliyoruz diyen Oktay, genel siyasete baktığımız zaman artık AK Parti'nin bu ülkeyi yönetemeyecek duruma geldiğini görüyoruz şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ülkemizin her geçen gün daha da karanlık bir hale geldiğini hep birlikte görmekteyiz. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki en karanlık olduğumuz an aydınlığa en yakın olduğumuz andır. Dolayısıyla pazar gününe az bir vakit kaldı. Oktay, CHP'nin seçim bildirgesinde yer alan maddelerin bir kısmını kamuoyuna açıkladı. Emekli maaşını da en düşük 1500 lira yapacağız. Ve Ramazan ve Kurban Bayramı da olmak üzere iki maaş emeklilerimize ilk önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan başlamak suretiyle iki maaş ikramiye vereceğiz. Kamuda çalışan 800 bin taşeron işçiyi kadroya alacağız. Ve bu kadroya almayla birlikte sendika ve toplu sözleşme hakkına kavuşturacağız arkadaşlarımızı. Ve devamında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonunu kuracağız. Enflasyonu %4'ün altına düşüreceğiz. Haftalık çalışma süresini ücrette bir azalma olmaksızın 40 saate indireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı birbirinden ayıracağız. Buna ilaveten Esnaf Bakanlığı kuracağız. Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oktay, seçimler için Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi. Zaten siyasi partilerin yanında toplumumuzda sandık güvenliğine karşı çok ciddi anlamda bir güvensizlik söz konusu. Yani bu artık AKP'nin ülkeye getirdiği durumda çıkan fotoğraflardan en sorumcusu. YSK kendi anlamında ifadelerde bulunuyor. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm görevli olduğumuz bölgelerde sandık güvenliğini, sandık görevlilerimizle birlikte hazırlıklarını yapmış durumdayız. Oktay medya aracılığıyla Marmaris yaşayanlarına 7 Haziran Pazar günü oy kullanmaları için çağrıda bulundu. Tüm Marmaris yaşayanları, tüm kentimizin sakinleri o veya bu gerekçeye bakmaksızın gidip oylarını kullansınlar. Hakikaten bu bir noktada Türkiye için kader seçimi,